Nizami Mülk, Büyük Selçuklu Devleti'nin Amidülmülk'ün Nuri'den sonraki veziri. Kendisinin asıl ismi Hasan. 1018 yılında Tus'ta dünyaya gelmiş. Bir dehkanın oğlu olarak dünyaya gelmiş. Daha sonra babasının durumu pek iyi olmadığı için bürokrasiye dahil olmuş. Tabi bürokrasiye dahil olmadan evvel bürokraside tatbik edeceği siyasetle alakalı olarak çok büyük tecrübe kazanmış. Bu tecrübeyi nasıl kazanıyor? Bunu izah etmek lazım evvela. Yani bürokrasiye girmeden evvelki tahsil durumunun tecrübelerini bu noktada ifade etmek gerekiyor. Kendisi Şafii Eşari çizgide bir isim. Hadis üzerine tahsil görmüş. Hatta rivayetlerde, hadis rivayetlerinde, zincirlerde isimleri de geçen bir isim Nizamülmülk. Daha sonra dediğim gibi babasının durumu çok iyi olmayınca ilim tahsilini bırakıp o da bürokrasinin içerisine dahil oluyor. Özellikle Çağrı Bey'in, yani Sultan Alparslan'ın babası Çağrı Bey'in hizmetinde olan Ali bin Şadan'ın emri altına giriyor. Orada vergi memuriyeti vazifesinin üstesinde bulunduruyor. Tabii vergi memuriyeti şehir şehir gezmek durumunda kalıyor vergi memuriyetinden dolayı. Ve İslam dünyasının özellikle Horasan coğrafyasındaki şehirlerini tanıyor, kültürlerini tanıyor. Buradaki ulemayla ilişkilere giriyor. Bu anlamda ciddi bir tecrübe kazanıyor. Fakat Ali bin Şadan'ın ona kötü davranmasından dolayı, onun her sene işte bu sene de çok semirdin Hasan şeklinde geçiyor kaynaklarda. Bu ifadeden dolayı, bu hal ve hareketten dolayı Ali bin Şadan'ın onun yanından kaçıyor ve Çağrı Bey'in yanına sığınıyor. Çağrı Bey ile tanışıyor. Çağrı Bey onu çok seviyor, takdir ediyor. Onu oğlu Alparslan'a diyor ki bunu bir baba olarak kabul et ve Hasan'ın, yani Nizami Mülk'ün sözünden çıkma diyor. Tabii kaynaklarda Hasan diye geçiyor ilk dönemlerde. Daha sonra kendisine Abbasi halifesi tarafından Nizami Mülk lakabı veriliyor. Nizami Mülk olarak ifade edilmeye başlanıyor. Bu Nizami Mülk meselesine de en son değiniriz. O zaman daha açık bir şekilde anlaşılmış olur niye Nizami Mülk dendi. Tabii Nizami Mülk Alparslan sultan olduktan sonra yaklaşık bir sene sonra Amidülmülk Kündiri azlediliyor, öldürülüyor ve Selçuklu Devleti'nin veziri oluyor. Türk tarihinde gördüğümüz en büyük vezirlerden diyebiliriz Nizami Mülk için. Şimdi şöyle söyleyelim, ulema malumunuz Nizamülmülk döneminde ortaya çıkmış bir şey değil. Çok evvelden ortaya çıkmış bir şey. Dolayısıyla ilk önce ulemanın nasıl ortaya çıktığına çok kısaca değinmek lazım. Mezheplerin nasıl ortaya çıktığına çok kısaca değinmek lazım. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin irtihalinden sonra malum Kur'an ve sünnetle kaldı ashab. Tabii Müslümanca bir hayat yaşamak için, İslam'ın bilgi düzeyinde, ameli düzeyde devamlılığını sağlayabilmek için bu Kur'an'ın ve sünnetin yorumlanması, nesillere aktarılması, bunun kalıcı hale getirilmesi ve bütün dünya yayılması icap ediyor. Dolayısıyla da ilimler ortaya çıkıyor, ilimler tasnif ediliyor, bu işle uğraşacak ulema ortaya çıkıyor. Aslında bunun izahı çok daha uzun bir şekilde yapılabilir ama konudan sapmak olacağı için bu şekilde ifade edebiliriz. Yani İslami bilgiyi kalıcı kılmak, bunu dünyaya, gelecek nesillere aktarmak, bunu çağın şartları icabında ehl-i sünnet çerçevede kalarak tekrardan yorumlamak ve dediğim gibi kalıcı hale getirmek ve yaymak gaye bu. Ulema da bu şekilde ortaya çıkmış oluyor. Daha sonra ulemanın ortaya çıkmasından sonra gerek coğrafi şartlar, gerek kültürel şartlar, gerek adetle alakalı, gelenek görenekle alakalı durumlardan dolayı tabii mezhepler ortaya çıkıyor. Farklı görüşler ortaya çıkıyor. İşte bizim bugün ehl-i sünnet olarak ifade ettiğimiz Hanefilik, Şafilik, Malikilik, Hanbelilik, tabii o dönem çok daha fazla mezhep var. Bugün bize kalan 4 tane mezhep var. Tabii kelam mezhepler, yani itikadi mezhepler ortaya çıkıyor. Yine aynı şekilde daha çok var. Mutezile var mesela bugün. Çok fazla, hatta belki hiç mensubu yoktur. Bunlar ortaya çıkıyor. Tabii bu kadar çok fazla mezhep ortaya çıkınca elbette tartışmalar da oluyor. Yani ilmi tartışmanın hiçbir beis yok ilmi tartışma yapmada. Yani insanlar ilmi olarak birbirleri tartışabilirler. Hakikate ulaşma noktasında çok farklı görüşleri sürebilirler. Fakat bu devletin düzenini, içtimai hayatın düzenini bozacak seviyeye gelirse o zaman devlet zarar görmeye başlar. Ve tam bu noktada Nizami Mülk karşımıza çıkıyor. Çünkü Nizami Mülk'ün yaşadığı dönem, Selçukluların da aynı zamanda Çin'den geçtiği dönem maalesef mezhep tartışmalarının artık çatışmalara dönüştüğü bir dönem. Özellikle Irak coğrafyasında Bağdat merkezli biz bunu daha çok görüyoruz. Tabii bu Horasan'a da yansımış ve İslam dünyasının bir fitnesi olarak ortaya çıkan Batıniler, Şiiler ortaya çıkmış. Bunlar da inanılmaz şekilde devlete zarar vermeye başlamışlar. Ve Nizami Mülk de doğup ilk tahsilini görüp daha sonra memur olarak, vergi memuru olarak Selçuklu hizmetine girdiğinde onun bu havayı teneffüs ettiğini biz görebiliyoruz. Çünkü onun gerek yazmış olduğu siyasetnamesinde, gerek kendi faaliyetlerinde bu mezhep kavgalarının içtimai hayata ve devlet düzenine inanılmaz şekilde zararlı olduğunu ifade ediyor, görüyor ve bunun için bir takım tedbirler alma yoluna gidiyor. Bu anlamda ulemayla münasebetlerine ilk giriş olarak mezhepler noktasında nasıl düşünüyor, ne düşünüyor buna bakmak lazım. Evvela kendi eserinden, siyasetnameden şunu görüyoruz. Sultan Alparslan'ın koyu bir Hanefi olduğunu ve veziri Nizami Mülk'e ya bu Hasan bizim vezir iyidir de
keşke de Hanefi olsaydı. Şafii bunun şimdi rey görüşü çok da sağlıklı değildir dediğini ifade ediyor. Bu şekilde yaklaşıyor. Ben diyor çok korkardım diyor Alparslan'dan diyor bundan dolayı. Ama diyor dünyada iki tane temiz mezhep vardır. Birisi Ebu Hanife'nin mezhebi, öbürü de diyor Şafii'nin, İmam Şafii'nin mezhebi diyor. Tabii Şafii'lik ve Hanefi'likle bunu matut tutmuyor. Hanbelilere de hürmet gösterdiğini görüyoruz biz. Özellikle Bağdat'ta, bunun ayrıntısına belki daha sonra değiniriz. Bağdat'ta Şafilerle Hanefiler arasında bir sıkıntı çıkıyor, bir sıkıntı zuhur ediyor. Bu sıkıntının neticesinde Nizamülmülk mektup gönderiyor Bağdat'a. Diyor ki, o bölgenin hakim, mezhebi, eğilimi, temayülü İmam Hanbel üzerinedir. İmam Hanbel'in mezhebi üzerinedir. Dolayısıyla orada bu tarz tartışmalara gerek yoktur. İmam Hanbel de çok büyük bir alimdir, ehl-i sünnet alimdir diyor. Yine onun siyasetnamesinin dışında vasiyetnamesinden görebiliyoruz. Vasiyetnamesinde yine ehl-i sünnet olduğunu ifade ediyor. İlk dört halifenin hak halife olduğunu, raşit halife olduğunu açık ve net bir şekilde ifade ediyor. Bu bağlamda dediğimiz gibi ehl-i sünnet olduğu noktasında hiçbir şüphe yok. Ve bu mezhep çatışmalarının, mezhep kavgalarının da aslında gereksiz olduğunu bu kendi ifadesiyle de ortaya çıkarmış oluyor. Ulemaya bakışına birazcık değinecek olursak, evvela şu hadiseyi anlatalım. Malumunuz Tacül Mülk Ebul Ganaim diye bir Selçuklu veziri vardır yine. Terken Hatun'un vezirliğini yapmış. Daha sonra Melikşah'ın çok kısa bir süre vezirliğini yapmıştır. Tacül Mülk Ebul Ganaim ile Nizamülmülk arasında hep çekişme var, hep bir sıkıntı var. Nizamülmülk de ulemaya çok para harcadığını düşündüğü için, Nizamülmülk'ün yani ulemaya çok fazla para harcadığını düşündüğü için Melikşah'a bunu şikayet ediyor. Diyor ki, sultanım Nizamülmülk bu kadar çok para harcamasa, biz bunu orduya harcasak biz bugün belki Konstantinye'nin önlerine kadar gideriz diyor. Tabii Melikşah da bu duruma birazcık sinirlenmiş olacak ki Nizamülmülk'ü huzuruna çağırıyor. Bundan hesap soruyor açık bir ifadeyle. Nizamülmülk de diyor ki, sultanım sizin diyor kurduğunuz ordunun oku bir mil öteye gider ama benim kurduğum ordu, tırnak içerisinde ulema ordusu, onların duası arş-ı alaya yükselir, sizin adınızı bütün devlet satına, bütün İslam dünyasına yayar diyor. Tabii sonra ağlaşıyorlar, sarılıyorlar. Mesele bu şekilde kapanıyor. Yani ulemaya bakış aslında bu. Bu belki birazcık daha böyle romantikleştirilmiş bir ifade olabilir. Belki bu gerçekten gerçekleşmemiştir diyebilir insanlar ama şunu ifade edelim. Kendi eseri olan Siyasetname'nin ilk bölümlerinde özellikle adaletin tesisi için fıkıh bilmek gerekir. İslami, değil mi, ilimlere hakim olmak gerekir. Bunu da kim bilir? Ulema bilir, alimler bilir. Dolayısıyla alimler hürmet görmelidir. Sultanlar alimlerle içli dışlı olmalıdır. Alimler değerlidir şeklinde birçok ifadesini bu anlamda görebiliyoruz. Peki bu mezhep çatışmaları noktasında neler söyleyebiliriz? Özellikle şunu ifade edelim. Az evvel söyledim, hani Bağdat'ta bir Şafii ve Hanbeliler arasında bir sıkıntı çıkmıştı dedim. Bundan evvel şunu söylemek daha doğru olur aslında. Hani o dönemin mezheplerinin durumu ve Nizamülmülk'ün bu mezhep çatışmalarına bakışını çok böyle veciz bir şekilde ifade eden bir hikaye, bir anlatı İbnül Cevzi'de ve Sıbt İbnül Cevzi'de geçer bu. Orada şöyle bir olay oluyor. Bir gün Nizamülmülk divanda oturuyor. Yanında Eşari bir alim, bir de Hanbeli bir alim var. Tartışmalı biliyorsunuz bu iki mezhep birbiriyle. Muhabbet ediyorlar. İçeriye Mutezile bir alim giriyor. Yusuf el-Kazvini diye bir alim. Burada bir dipnot düşelim. Malumunuz geçen de anlatmıştık Ahmedülmülk Kündiri'nin Mutezili olduğunu ve Şafii ve Eşarileri Horasan bölgesinden dışarı çıkardığını ifade etmiştik. Bunu kim sonlandırıyordu? Bunu Nizamülmülk sonlandırıyordu. Ama aynı Nizamülmülk meseleye çok daha üst taraftan bakabilmek kabiliyetine sahip bir insan olduğu için, hassas bir insan olduğu için devlete, adalete, içtimai nizama zarar vermediği, tasallut etmediği müddetçe bütün mezheplere, tabii Şiiler ayrı tarafta tutmak lazım. Onların çıkış amacı zaten zarar vermek. Yani bu mezheplere, ehl-i sünnet mezheplere zarar vermediği müddetçe onlara hürmet göstermenin gerekli olduğunu aslında bu hikayeyle de ifade etmiş oluyor yani. Hikayeye geri dönecek olursak, diyor ki Yusuf Kazvini içeri girince, bir Şafii'yi görüyor, bir de Hanbeli'yi görüyor, bir de Nizamülmülk'ü görüyor. Ya Hacı diyor, cehennemin ayıplanmış mülhitlerini yanında toplamışsın diyor. Nizamülmülk ilk başta anlam veremiyor. Nasıl yani diyor, ey Kazvini ne demek istiyorsun? Diyor ben Mutezile'yim. Öbürü diyor Şafii Eşari, diğeri de diyor mücessime diyor, hani bellere diyorlar ya, mücessime diyor. Nizamülmülk tabi espriyi anlıyor ve diyor ki, ya diyor ayıplanmış mülhitleri yanında toplamışım diyor, gülüyor. Yani en açık ifadeyle Nizamülmülk bu tartışmaların gereksiz, yersiz olduğunu, devlete, içtimai hayata inanılmaz şekilde zarar verdiğini, buna ancak gülünüp geçilmesi gerektiğini gülüp geçerek
bu şekilde göstermiş oluyor. Yine az önce atladığım mesele, Bağdat'ta bir sıkıntı çıkıyor demiştim. Nizamiye medreselerinde Ebu Kuşeyri'nin oğlu Ebu Nasır Kuşeyri gidiyor. Orada Hanbeliler hakkında kötü ifadeler kullanıyor. Tabii bu da ortalığı karıştırıyor. Bölgenin en tesirli Şafii alimlerinden olan Ebu İshak Eş-Şirazi Nizamiye Mülk'e mektup yazıyor. Aynı zamanda Nizamiye medreselerinde, yani Bağdat'taki Nizamiye medresesinin de ki en büyük medresedir, baş müderris kendisi, hamisi de Nizamiye Mülk, Nizamiye Mülk'e mektup yazıyor. Ya Hacı, burada ciddi bir sıkıntı var. Buna bir çözüm bulmamız gerekiyor. Nizamiye Mülk ilk önce mektup yazıyor bu olayların yatışması için, bu tarz ifadelerin kullanılmaması için. Tabii yatışmıyor. İkinci mektubunda çok daha sert. Diyor ki bölgenin, az önce ifade ettiğim gibi, bölgenin alimi, bölgenin daha doğrusu hakim mezhebi Hanbeliliktir. Dolayısıyla o bölgede Hanbeliler hakim olduğu için, Hanbeli de çok büyük bir alim olduğu için ona hürmet göstermek gerekir. Ben bu tartışmaları istemiyorum. Ben bu medreseyi, Nizamiye Medresesini kurmamın sebebi ilmin yayılmasıdır. Alimlerin hakim olmasıdır. Fıkhın, şeriatın hakim olmasıdır. Dolayısıyla bu tartışmalar dine, devlete, içtimai hayata, şeriata zarar vermektedir. Siz eğer bunu devam ettirecekseniz bu müessesenin varlık amacı, varlık gayesi yerine getirilememiştir. Dolayısıyla biz burayı kapatırız, kilit vururuz, bir daha da açmayız diyerek de aslında aba altından sopa göstermiş oluyor. Buradan da anlıyoruz yine ulemaya bakışını. Çok daha vurucu bir kesit. Ebu Abdullah el-Ensari isminde Hanbeli bir alim. Horasan bölgesinde Hanbeliler çok azdır ve çok da istenmezler Hanbeliler bu tartışmalardan dolayı. Abdullah el-Ensari şehir şehir gezerken her gittiği şehirde kötü karşılanıyor. Hatta bir tanesinde taşlanıyor. Nizamiye Mülk bunu duyunca çok hiddetli bir şekilde bir mektup kaleme alıyor. Diyor ki siz bir alimi taşlayarak zamanın musibeti mi olmak istiyorsunuz diyor. Bir Hanbeli, bir Şafii, bir Hanefi demiyor. Bir alimi taşlayarak zamanın musibeti mi olmak istiyorsunuz diyor. Ve bu tartışmalarında son bulmasını istiyor. Yani Nizamiye Mülk'ün ulemaya, mezhep çatışmalarına bakışı dediğim gibi bu şekilde özetlenebilir. Peki ana umdeler nedir? Yani Nizamiye Mülk niye ulemayla bu anlamda ilişki kurmuştur? Bunu 3 maddede zannediyorum hülasa edebiliriz. Evvela şunu söyleyelim. Nizamiye Mülk adalete çok ehemmiyet veren bir insan. Ki siyasetnamesinde bunu ifade ediyor. Ki siyasetnamelerin çoğunda bu vardır. İslam dünyasında adalet her şeyin önünde gelir. Adil olmak icap eder. Adil olmak için her şeyden evvel ulema ile ilişkiye girmek lazım. Çünkü o adil olacak enstrümanı, ilmi yani, elinde bulundurur. Bu birinci husus. İkinci husus, devlete zarar verebilecek olan kitleler var. Kim mesela? Rafiziler. Kim mesela? Şiiler. Yani Ehl-i Sünnet'e zarar verebilecek kitleler. O zaman ne yapmak lazım? Bu kitlelere karşı ciddi bir ordu kurmak lazım. Bu ordu da kimlerden oluşmalı? Alimlerden oluşmalı. Bunu da ikinci olarak ifade edebiliriz. Üçüncüsü de yine ikisiyle bağlantılı olarak içtimai hayatın, devletin nizamı için, çünkü devletle din ikiz kardeştir der malum İmam Gazali Hazretleri El-İktisat ve İtikad'da, yani kelam eserinde böyle bir izan var. Devletin devamlılığı için adalet şart, muhaliflerin, daha doğrusu muhalif demek yanlış olur, devlete tasallut edenlerin ekarte edilmesi şart ve aynı zamanda halkın refah içerisinde hayatını devam ettirmesi, bu tarz tartışmaların çıkmaması, bu da şart. Bunun için de ne yapmak gerekir? Bu tartışmaları önlemek için her alimi desteklemek gerekir ki zaten malumunuz Nizamiye medreselerinde Nizamiye Mülk'ün kurma amaçlarından, kurma gayelerinden birisi budur. Tabi Nizamiye Mülk mü kurdu, devlet mi kurdu Nizamiye medreselerini, bunlar tartışmalıdır. Talep gelirse, çünkü uzun bir mevzudur, talep gelirse inşallah bunu da çekeriz bir derkenar. Nizamiye medreselerini devlet mi kurmuş, Nizamiye Mülk mü kurmuş, bunu tartışırız. Tabi şimdi şöyle bir durum var. İnsan dediğimiz varlık salt akli bir varlık da değil, salt ruhi bir varlık da değil. Bu insanların her yönleri var. Yani akli yönleri de var, duygusal, hissi yönleri de var. Şimdi Nizamiye Mülk sadece devleti düşünerek de ulemayı destekledi demek, bu noktada bir tarafı bir kenarda bırakmak olur. Şuna da değinmek gerekir. Ulema çok güçlü İslam dünyasında. Ki Amedül Mülk Kündiri de ulemayı nasıl arkasına almak istediyse, Nizamiye Mülk de ne yapıyor? Ulemayı arkasına almak istiyor. Ama o çok daha yapıcı ve çok daha sınırları geniş. Yani Ehl-i Sünnet'in tamamını arkasına almak istiyor ve onları bu anlamda destekliyor. Yani bunda da bir beis yok açıkçası. Niye? Çünkü kimseyi kayırmıyor. Belki tamam Şafiler için medrese kurdu, sadece Şafileri aldı diyebilirler ama yani Hanefiler de o dönemde bütün kadılıklarda Hanefiler var. Ki Bağdat'taki baş kadı da Hanefi olmuştur her zaman Selçuklulardan sonra. Sonra Abdullah el-Ensari'ye münasebetleri gayet iyi. Hanbeli olan bir alimde münasebetleri gayet iyi. Ki o kadar çok ulema ile içli dışlı ki
O dönemin divanda çalışan katipleri, memurları bundan şikayetçi oluyorlar Nizamülmülk'e. Efendim işlerimizi yapamıyoruz. İşte tuğra çekmeniz lazım. Yani tevki diyorlar o dönem, ben anlaşılsın diye tuğra diyeyim. Tuğra çekmemiz lazım. Siz hep meşgulsünüz. Sizinle bir karşı karşıya gelemiyoruz. Bir devlet meselesi konuşamıyoruz diye. Bu derece ulemayla içli dışlı olduğunu görüyoruz. Tabi bundan zevk alıyor. Alimlerle tartışmaktan zevk alıyor. Dediğim gibi hadiste rivayet ettiği için, hadise de merakı olduğu için bu anlamda hadis alimlerini de desteklemiş oluyor. Yani dedim özetle Nizamülmülk'ün ulemayla ilişkilerini hem siyasi nazarla hem de şahsi nazarla bu şekilde değerlendirmiş olabiliriz.